Merhaba arkadaşlar, Virtus Pro KD Stars maçıyla tekrar birlikteyiz. Base TV'ye hoş geldiniz. Spoon J ve Demon'ın sesini şuradan kapatalım. Gerçi sesleri de gelmiyor nasıl oluyorsa. Şuradan yok, kamera kontrolü olsun, X-ray kontrolü olmasın. Bu iyi, kontrol de açık kalsın. Evet, Virtus Pro KD Stars günün son maçı. Bugün de izlediğimiz 3. çeyrek final karşılaşması. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Kim hangi takıma bahis oynadı? Burada geniş bir bahis kitlesi görüyorum. Türkler bu kadar bahis oynuyor muydu ya? Bilmiyorum. Evet, KD Stars takımının amacı X8'e girmekti. Fallen turnuvadan önce verdiği röportajda amacımız X8'e girmek diyordu ve bunu da başardılar zaten. Şu anda X8'deler, gruptan çıkmayı başardıkları için CLG'yi elediler. Kader maçında CLG gruptan çıkamadı. Bu arada CLG'nin oyuncularından olan PTR, Pıtırcık diyoruz onu, biliyorsunuz. KD'nin koçu gibi bir şey arkadaşlar. Hatta şu anda KD takımının arkasında Pıtırcık KD'yi çok seviyor, Brezilyalı oyuncuları. Evet, oylama kabul edildi galiba, değil mi, yanlış görmediysek. Birazdan başlayacaktır karşılaşma. Evet, Virtus Pro şu anda zaten turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösteriliyor. Geçen senenin şampiyonu oldukları için. Evet, dediğimiz gibi 4 favori takım çeyrek finale çıktı. Hatta bunlardan bir tanesi Fnatic yarı finalde şu anda. Envy de favori takımlardan bir tanesiydi. O da yarı finale yükseldi. Geriye Virtus Pro ve NiP kaldı. Eğer Virtus Pro da bu maçı kazanırsa, NiP de yarınki maçı kazanırsa tüm favoriler yarı finale çıkmış olacak arkadaşlar ve yarı finaller tam bir final havasında olacak. Onu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şöyle bir gerçek var. Mirage'i nasıl bırakıyor? Virtus Pro Mirage'i nasıl bırakıyor? Çünkü KD Stars'ın, yani eski Kabum takımının en iyi haritası Mirage. Yani bunu herkes biliyor artık. Direkt Mirage banlanıyor bu takıma karşı genelde. Ama Virtus Pro tabii ki Mirage de kendine güveniyor. O yüzden banlamamış olabilirler. Fakat bunu çok net söyleyebiliriz. KD bu haritayı çok iyi oynuyor arkadaşlar. Evet, göreceğiz. Virtus Pro da normalde zaten en iyi oynadığı haritalardan bir tanesi bu harita. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu arada eğer Virtus Pro bu maçı kazanırsa, ki yüksek ihtimal şu anda herkes onu savunuyor, Virtus Pro'nun kazanacağını savunuyor. Bu arada diğer harita, bu arada diğer harita Overpass arkadaşlar, onu da unutmayalım. Uzarsa nüke gidecek. Virtus Pro bu maçı kazanırsa Fnatic'le karşılaşacak, bunu da söyleyelim unutmadan. Fnatic yarı finalde biliyorsunuz, biraz önce izledik Penta ile oynadıkları karşılaşmayı. Evet, Neo direkt balkona çıktı. HG'sini ortaya atıyor. Smoke geldi ortaya erken safhada. Snax, belki de Virtus Pro takımının en tehlikeli oyuncusu arkadaşlar. Major turnuvalarda 1.35 KDR'si var. Bu da rekor gibi bir şey oluyor aslında. Major turnuvaların genelinde en iyi oynayan oyuncu Snax arkadaşlar. Daha önce söylemiştik, Snax Spy7'la hiç kimseyi öldüremedi. Şu an ağzımla yiyorum Snax'ı. Bu arada Neo bıçakla giriyor Smoke'un içine. ZQ'yu öldürüyor, arkasında Bolt var. Bolt Neo'yu öldürdü, B'ye girmeyi başardı. Brezilyalılar. Paşa. Paşa. Paşa kimseyi öldüremedi. Bayeri de oradaydı. Fer neler yapıyor? Mükemmel oynadı. Fer Taz tek başına kaldı. Güzel bir tek Taz'dan. Steel'i öldürdü. Taz devam ediyor ve Fer Taz'ı öldürdü. İlk round'u KD Stars kazandı. Mirage'i nasıl banlamazsın Virtus Pro? Çok ilginç. Brezilyalılar karşılaşmaya direkt önde başlıyorlar. 1-0. Evet, özür dilerim arkadaşlar. Masa üstüne inmek durumunda kaldım. Çok üzgünüm. Evet, özür dilerim, özür dilerim. Hemen geldim arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz.
Evet, kimse ölmemiş. KD Stars'ın üstünlüğü devam ediyor. Paşa balkondan biraz şansını zorladı. Evet, Neo ile şimdi belki de kule yaptılar. Neo zıplayarak görmeye çalışıyor ortayı. Kimsenin olmadığını gördüler, hemen bozdular kuleyi. Taz bu arada açılıp öldürüyor Bolt'su. Çok güzel öldürdü Taz. Bu arada Force Buy yapmışlar, öyle değil mi? Evet, Force Buy yapmışlar. Evet, Sean bu arada ana yayında Toss Spot'a katılmış. İkisi beraber sunuyor ana yayında karşılaşmayı. Oyuncuları da kullanıyor ESL finallerde. Aslında güzel oluyor. Profesyonel bir oyuncunun sunuma katılıp yorum yapması çok güzel oluyor. Çok mantıklı. Fallen Taz'ı öldürdü. 4 kişi kaldı. Virtus Pro 1'e 1 değişim. Bayel de öldü o esnada. Fallen çok güzel oynadı. Neo CTP'den çok mükemmel bir headshot atıyor. Fere. Bu arada Paşa arkadan gitmeye çalışıyor. Steel'in çok az canını bıraktı. Paşa zorladı. Steel'i öldürdü ve bu round Virtus Pro'ya gitti. KD Stars Echo kaybediyor Virtus Pro takımına karşı. Vay be. Virtus Pro çok hızlı ortak oldu karşılaşmaya ve KD'yi Echo'ya düşürdü. Evet, Taz'da P90 var, Snax'te Galil var, Scott var, Neo'da hala Plant attı, headshot çok güzeldi bu arada. Evet, hemen Molotov geldi B'ye. Snax B tutan oyuncu. Evet, Snax öldürdü duvardan, stili mükemmel vuruyor. Gerçekten tam da zamanında sıktı. Bu arada diğer oyuncular da hareketlendi. B tarafında Snax'in bombası isabetli. Neo'nun yardımı var. Snax. Bu arada Neo 2 kişiyi öldürdü orada. Snax daha fazla yaşayamadı. Fallen tek başına kalıyor. Tek 9'u var B evde. KD iyi başladı ama Virtus Pro oyuna çok hızlı ortak oldu. 2-1 oldu skor. Allah. Arkadaşlar, abim klavyesini kırdı şu anda. Hemen bir klavye alalım ona. Şaka şaka, kırmadım. Sadece fazla ses çıkardı. Sen klavyeni şöyle biraz öne alırsan klavye ses yapmaz belki. Gerçi gitmiyor. Evet, KD Stars Echo. Snax'tan ilginç bir flash. B'ye girmeye çalışacak Brezilyalılar. B'yi çok fazla zorluyorlar. Bu Echo da dahil. Bolt öldü. Snax orada can çekişiyor. Mermisi bittiği için pistol çekmek zorunda kaldı. İki mükemmel headshot atıyor Snax ve Fer tek başına kalıyor. Bu roundda iki kişi düşürmeyi başardı Brezilya takımı KD Stars. KD diyelim daha doğrusu, kısa olsun. Sürekli KD Stars, KD Stars deyip sizleri bunaltmayalım. Arkadaşlar, dünden beri tüm maçları izledim. Bakın, bana da kutu düşmedi, o yüzden biz millet olarak şanssızız galiba bu konuda. Ne yazık ki. Paşa ortaya atlıyor bu arada, agresif oynuyorlar. Smoke geldi, Paşa hiç aldırmıyor, koşmaya devam ediyor. Takım arkadaşından bir flash gelirse rahat rahat ilerler oradan belki de, ama kimse bomba atmadı, direkt çatışmayı tercih ettiler. Bu arada Neo çok güzel öldürdü orada iki kişiyi. 13 canı kaldı Neo'nun. Evet, Virtus Pro'nun kendi evi olduğu için bir rahatlık var. Geçen sene de olduğu gibi Katowice'de düzenlendiği için turnuva veya Katowice, herkes farklı bir şey söylüyor. Polonyalılar da Katowice gibi bir şey diyorlar. İlginç bir şey söylüyorlar böyle. Evet, seyirci desteği var. Çünkü orada çok fazla seyirci var ve psikolojikmen Virtus Pro kendini çok rahat hissediyor. Kendi evinde olduğu için. Evet, böyle Bolt'su öldürdü. Fallen tek başına kaldı. Ortadan keleşle ilerliyor. Fallen 4 kişi yaşıyor Virtus Pro takımında. Fallen yaklaştı. Plant'taki oyuncuyu gördü ama tabii ki Bayali çok güzel bir şekilde öldürüyor Fallen'ı. Bu arada tabii ki dedim sürekli ama Bayali öldürmeseydi Neo balkondaydı zaten. Fallen her türlü ölecekti orada. Ben ilk başta Neo'nun öldürdüğünü düşündüm ama öyle değildi. Evet, pikemlerde %98, Virtus Pro %2, KD Stars çok düşük bir oran. Ama yine de %2'lik bir kitle var Brezilyalılara inanan. Yüksek ihtimal o %2 de Brezilyalılardır zaten.
kendi ülkelerinden destek olmak için Pikem'de stickerları göndermişlerdir diye tahmin ediyorum. Evet, smoke'lar hazırlandı. A tarafına girmeye çalışacak Brezilyalı ekip. Böyle genelde CT'den oynuyor zaten, onun standart yeri o. Flat dönemeyi çok fazla sevmez. Taz merdivende. Merdivene smoke gelmemiş. Neden merdivene smoke atılmıyor acaba bu taktikte KD takımında? Evet, Taz orada agresif oynadı. Bolt'u öldürdü. Taz devam ediyor. Plant'te bir oyuncu var. Fer iki kişiyi öldürmeyi başardı. Yerden AWP aldı. 27 canı var. Fer'i öldüren isim Bayali oldu. CT Base tarafından ve 5-1. Virtus Pro rahat oynuyor şu ana kadar. Genelde Eko'da B gitmeyi tercih eden Brezilyalılar bu sefer A'yı tercih ettiler. Bombayla gitmeyi tercih ettiler daha doğrusu. Başarılı olamadılar. KD Stars takımında yine AWP potansiyeli var arkadaşlar. İki oyuncu biliyorsunuz, Fallen ve ZQ. İkisi de AWP kullanabiliyor. Biraz Envy'yi hatırlatıyor bu bize. İki AWP kullanan takımlar arasında. Evet, ZQ çok hızlı geldi ve fakat Virtus Pro'nda agresif oynadığını görüyoruz. ZQ yakalandı Bayali'ye. Acele etmeseydi, biraz da sakin oynasaydı belki de ilk gelen oyuncuyu öldürebilirdi evde. Paşa bu arada Virtus Pro takımında AWP almış. Snack'ta da AWP var. B'ye içeriden bakmıyor Virtus Pro takımı. Şimdi yerleştiler. Neon'un flaşıyla Snacks çıktı ama çok da hoş bir flash değil açıkçası. Ya da Neo istediği gibi atamadı bir anlık olabilir. Evet, KD takımı oyunu tamamen yavaşlattı. 50 saniye kaldı. Hiçbir şekilde acele etmiyorlar. Ortada iki oyuncu var KD'den. Fallen güzel bir zamanlamayla Neo'yu öldürdü. Neo biraz şaşkın o konuda. Sanırım konektöre bakmaya mı çalıştı? Tam da anlayamadım. Ama Fallen'ın istediği oldu. Paşa Fallen'ı öldürüyor ortada. Bu arada Steel Bey'de Snacks'ı öldürdü. Rahat bir şekilde mutfağa kadar ilerliyor Steel. Paşa şimdi geldi. Tabii ki tahmin ediyor yakına gelebileceğini Steel'in. Steel çıkmazsa kazanabilir. Paşa karşısında tam da istediği şey oldu Steel'in. Paşa switch yapmaya başladı ve Steel çıkıp öldürdü Paşa'yı. Bayali tek başına kaldı. 3 oyuncu karşısında. Balkon önünde şimdi smoke geldi bu arada mutfağa. Bayali smoke'dan çıkmaya çalışıyor. Çıktı fakat fark ettiler smoke'dan çıktığını. Tekrar girmiyor. Diğer çıkışlara smoke var. Bayali mutfakta tıkılı kaldı. Evet, 21 canı var Polonyalı oyuncunun. Evet, Bayali öldürmeyi başarıyor. Bolt ikinci roundunu kazanıyor. Brezilyalı ekip KD. Bakalım devamı gelecek mi? Virtus Pro durdurmaya çalışacaktır. 2 AWP'ye devam edebilirler mi? Edemezler. O kadar ekonomi yok. AWP kime gidecek? Fallen'a gidecek sanırım. Evet, ZQ'ya gitti. Demek ki birinci AWP olarak ZQ oynuyor. Normal şartlarda Brezilya'nın efsane AWP oyuncusu oldu zaten Fallen 1.6'dan itibaren. Çok eski bir oyuncu o da. Demek ki Fallen ZQ'ya kendinden daha fazla güveniyor veya ZQ birinci AWP oyuncusu olabilir takımda. Evet, Paşa merdivenden ve zoom açmış. Snacks bu sefer agresif oynamayı tercih etti. Steel var orada. Steel öldürürse rahatlayacak. Round 4 kişi başladı. KD Stars bu rounda. Evet, Paşa kararsız. Şimdi tekrar eve döndü. Taz bu arada Fer'i öldürdü. Taz da genelde agresif oynuyor rahat çıkışa. Bolts'un EG'si Bayali'yi uçuruyor. Bolts ve ZQ kaldı. Evet, Taz her yere koşuyor adeta. Bolts tek başına kalıyor A tarafında. Merdivene kadar geldi. Neo balkon tarafında. Neo'yu öldürmeyi başardı. Paşa ve Taz'ın az canı var. Snacks'i öldürürse şansı olabilir. Fakat Paşa buna izin vermedi. 6. roundunu kazanıyor Virtus Pro. Evet, Bolt, Fallen ve ZQ'da Tek 9 var arkadaşlar. Steel Fer ikilisinde Keleş var. Yine A tarafına bombayla girmeye çalışacak Brezilyalı ekip. Paşa yakın A'ya.
Bu sefer merdivene de smoke gelecektir. Tamamen kapanacaktır. Virtus.pro smoke'dan çıkacak mı yoksa bekleyecek mi smoke'ların bitmesini? Paşa çıkmalarına izin vermedi. Daha doğrusu direkt stili öldürüyor. 4 kişi bırakıyor Brezilyalıları. Derken bir elde Bolts'u öldürdü. 3 kişi kaldı. KD Stars. Paşa agresif oyuna devam ediyor. Paşa çıktı. Fer'i öldürdü. Bu arada evdeki oyuncuyu görünce dikkati dağıldı. Fallen'a öldü. 2 kişi kaldı KD'de. Fallen şimdi tek kalıyor. 64 canı var. Fallen'ın HG'sini Balkan'a doğru attı. Bayeli'nin yerini biliyor ama Neo hakkında pek bir bilgisi yoktu. Neo'yu öldürdü. Hemen arkasından Snax Fallen'ı öldürüyor ve 7. round'unu kazanıyor. Virtus.pro gerçekten iyi oynuyor CT tarafında. Evet, KD'nin bir şeyler yapması lazım artık. Bir türlü istedikleri tutmadı. Evet, Fallen alt yola indi. Neo flash'ını B'ye attı. Neo AWP ile B'ye bakacak. Evet, Taz konektörde. Evet, Virtus.pro arkadaşlar genelde analiz üstüne oynadığı için bazı durumlarda böyle farklı stratejiler izletebiliyor. Bu sefer mesela B ağırlıklı oynadılar. 3 kişi B'deler. Fakat KD'nin de B'ye gitmediğini görüyoruz. Alt yoldan konnektöre doğru yaklaştı. KD takımı Taz flash'ını attı. Bu arada Paşa da balkona gelmiş. 3 B'yi bozmuşlar. Yani konnektöre kalabalık bir şekilde girdiler. Paşa geldi şimdi. Balkon önünden stili öldürdü. Snax'ın yardımı vardı orada. Bolts ve Fer ikilisi kalıyor geriye. Bolts bir skor aldı. Son oyuncu Bolts'tu. Neo öldürdü onu. Neo'yu uzun bir zamandan sonra AWP ile görüyoruz bu esnada. Sanırım Paşa'yı atacak Neo AWP. Pek de atacak gibi görünmedi. Evet, Neo AWP ile devam edecek. Snax AWP'yi Paşa'ya attı. Uzun bir aradan sonra Neo ve AWP. 1-6'da alışıklık böyle görüntüleri ama Gold'a çok alışık değiliz. Evet, Paşa konektörde AWP ile Neo da B2'de yakın oynuyor. Ortayı direkt ablukaya almaya çalıştılar ama sonra vazgeçtiler. Paşa geri çekildi çünkü. Evet. Abi Fer'e bak ya. Kıyamam ya. Adam ne kadar talihsiz EG'ler yedi ya. Bir de kendi smoke biraz garip oldu yani. Evet, Paşa Fallen'ı öldürdü. 3 kişi kaldı KD. Taz konektörde çıktı, ZQ'yu vurdu. Taz devam ediyor. Çıktı, Steel'i de öldürdü. Taz Bolt tek başına kaldı. Virtus.pro nefes aldırmıyor arkadaşlar. Yalnızca 2 round kazandı KD. Evet, bir pause geldi round başında. Oyun duraklatılacak. Bu arada Bolts da 40 canla çıkışta beklemeye devam ediyor. Flash geldi, Bolts kısa süreliğine de kör oldu. Plant'teki oyuncu bayalıydı. Bolts'u öldürdü. 9-2'de bir duraklatma geldi. 2 2 what? Ha. Time out. 2 to. Evet, konuyu bir değerlendirseler iyi olur. Amaçları da o zaten. Evet, biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. KD Stars maç hakkında konuşsunlar bakalım. Bir değişiklik olacak mı? Maçın gidişatı değişecek mi? Kısa bir hamle, sizi esir alıyorum arkadaşlar. Çok güzel esir alırım.
Kralını tanımam. Evet, duraklatma süresi bitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Virtus.pro skoru bayağı bir açtı. Neo direkt balkona geldi, ortaya zoom açtı. KD takımın nek olduğunu görüyoruz. Feralt yolda. Yüksek ihtimal silahlı round'u konuşmuşlardı şu anda. Gerçi ortayı güzel kapatmışlar. Yavaş bir şekilde kısaya geldiler. Gitmeye çalışacaklar. Neo zor durumda kaldı. Molotov talihsiz bir şekilde patladı. Neo ölüyor. Mermi bile sıkamadan. Ama Snax hemen orada bir kişiyi düşürmeyi başardı. Smoke şimdi o standart mouse key flash'ını da atıyor. Snax çıktı Smoke'un içinden. Fer'i öldürdü. Gerçekten çok iyi oynadı Snax. Şu anda yerini bildiklerini de söyleyemem aslında ama Snax da tahmin edemiyor. Smoke geçerken pozisyonunu değiştirdi. Kolona yerleşti Snax. Evet, bot'su gördü. Bot'su da öldürmeyi başardı. Steel tek başına kalıyor AWP ile. Steel Neon'un AWP'sini almıştı yerden. Onu da böyle öldürdü. 10'a 2 oldu skor. Şu anda KD'nin tek amacı 10'a 5 yapmak. Ve CT'de ilk round'u kazanmak. Çift AWP'ye devam edecekler. ZQ ortaya çok yakın doğdu. Bakalım balkonu düşürmeye çalışacak mı? Aynı şekilde Virtus.pro da çift AWP oynuyor. Evet, ZQ C4'ü attı. Hızlı bir şekilde çıktı ortaya karşı... What? Bak. Evet, ZQ vazgeçti bu sevdadan. Konektöre bakayım biraz deyip beklemeye devam etti orada. Bu arada Snax da yine standart bir şekilde duvara basıyordu. Taz her zaman olduğu gibi yakın. A çıkışa. Evet, ZQ B2'ye çok yaklaştı. AWP'siyle Smoke var önünde. Neo da B'den açılıyor. Neo EG'sini attı. Evet, yukarıdan bakalım. Dağılmış durumda KD takımı. Fer balkona çıktı. Neo ZQ'yu öldürdü. 4 kişi kaldı Brezilyalılar. Fer balkondan yavaş yavaş ilerliyor. Bolt evde. Evet, A tarafında 3 kişi Virtus.pro. KD'nin A girmesi çok zor ama Fer'in rolü burada çok önemli. Taz'a mermi bile değdiremedi arkasından. Taz şimdi çıktı. Yine de öldürmeyi başarıyor Fer. Tabii ki orada Bolts'un EG'si büyük bir önem taşıyordu. 2 kişi kaldı KD takımında. Fallen çıktı. A'ya fakat kimseyi göremiyor. 12 saniye kaldı. Zamanı çok iyi oynadı Virtus.pro takımı. Çok iyi zaman geçirdiler. Son oyuncu Fallen'da, onu da Neo öldürünce 11-2 oldu. KD planladığı stratejiyi çok iyi uygulayamadı. Evet, KD bakalım ne yapıyorlar. Genelde ağırlıklı olarak A tarafındalar. Fer tek başına ortada. Virtus.pro her round farklı bir şey deniyor. Gerçekten. Bu da KD'nin oyun kurmasını engelliyor aslında. Çünkü ne yapacaklar belli değil. Evet, Bayali. CT'deydi. Boss çok güzel eşar attı ona. Paşa yine agresif oynadı. Evden çıkan oyuncular var. Orada zor durumda kalıyor. Taz. Fallen öldürdü Taz'ı. Ardından Fer Paşa'yı öldürdü. Fer konektöre girerken Neo'ya öldü. Evet, KD takımının round kazanması için şansı var. İki kişi Virtus.pro, bu round'u kaybetmemeleri lazım. Zaten Bolt Snax'ı öldürdü. Neo tek başına kaldı. Neo yerden keleş almış. Bomba atmaya çalışırken Bolt Neo'yu da öldürüyor. Bolt mükemmel bir iş çıkardı bu round'da. ZQ da yerden AWP'sini aldı. 11-3 oldu skor. Taz'ın da parası bitmiş. Taz'ı atabilen var mı acaba? Evet, attılar sanırım Taz'a, yanlış görmediysem. Evet, Virtus.pro'da herkes silah alabildi. Son round için. Evet, ZQ direkt
İnce aradan bakmaya başladı be. Snax plant'te. Evet, yine ana tarafına hareketlenecek KD Stars. Evet, yukarıdan bombalar geldi. Merdiveni yine kapatmadılar. Bu merdivenle nasıl bir sorunları var? Merdiveni neden kapatmıyorlar? Taz bundan yararlanmaya çalışıyor. Molotov geldi. HG geldi. Taz etkilenmiyor hiçbirinden. ZQ da alt yoldan çıktı. Evet, A'da çok fazla dikkat çektiler. ZQ oyun yapabilir. Balkonu smoke'la kapattı. Evet, Taz'dan ortaya flash istiyor. Paşa. Paşa bu arada ZQ'yu öldürdü. Evet, Fallen yaklaşıyor. Smoke var ama smoke çok iyi patlamadı. Öyle bir gerçek var. Paşa Fallen'ı da öldürmeyi başardı. Bu arada konektöre Taz var. Fer Taz'ı düşürüyor. Bolt da aya çıkmaya çalışıyor Steel ile birlikte. Bayal'ın 25 canı var. Geri çekilmek durumunda kaldı. Paşa'nın da 12 canı var. Neo Fer'i öldürdü bu esnada. Evet, C4'ü kuramazlar. Smoke yok. Saniye yok. Bolt çok güzel headshotlar atıyor. Fakat Neo'ya ölüyor. 12-3. İlk yarıyı Virtus Pro galip bir şekilde kapattı. Evet, beklendiği gibi Virtus Pro farklı bir skor elde ediyor. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Çok önemli. KD için ilk round özellikle. İlk round alamazlarsa zaten işleri zor. Evet, yaklaşık 1 dakika kaldı. Biz de o arada hemen bakalım arkadaşlar, takvime tekrar tekrar gösteriyorum. Soruyorsunuz çünkü soruyorsunuz. Soranları görüyorum, yarın ne olacak, diğer gün ne olacak diye. Evet, yarın yarı finaller var. Önce çeyrek final olacak NiP TSM. LoL yarı finalleri ve StarCraft'ın çeyrek yarı finalleri var. Pazar günü de tüm oyunların finalleri olacak arkadaşlar. LoL, HS, StarCraft 2 ve CSGO. CSGO ile başlayacağız önce saat 2'de. Aynı zamanda Base 2'de de HS'nin finalleri başlayacak. Base 3'te bayanların finali olacak saat 8'de. Evet, burada da çeyrek finalleri görebilirsiniz. Envy-Navi karşılaşmasını. Envy kazandı, Fnatic Penta'yı. Fnatic kazandı, Virtus Pro KD Stars'ı izliyoruz. Yarın da NiP TSM karşılaşmasını izleyeceğiz. Evet, ikinci yarı başlamak üzere. Evet, ikinci yarı başladı. Bakalım Virtus Pro neler yaptı. Snax'ta Molotov var. Bayal'de çift flash smoke var. Neo'da da smoke var. Evet, Paşa Neo ikilisi B tarafına gitti. Diğer 3 oyuncuyu A'ya gönderdi. Taz gerçi genelde Snax taktikleri veriyordu ama şu sıralar Taz yönetiyor sanırım. Gerçi bu takımda kimi yönettiği de belli değil. Herkes yönetiyor ya. Neo da var, Taz da var. Bazen de Snax konuşuyor. Evet, ZQ Paşa'yı öldürdü. A tarafına hareketleniyor Virtus Pro. Bolt'tan zamanında gel... Neden NoEG'ye atmadı Bolt? Vazgeçti atmaktan. Atsaydı ayaklarında patlayacaktı belki de. Virtus Pro'ya giriyor şimdi. Fallen konektör önünde. 19 canı kaldı. Taz agresif oynadı orada. Devam etti biraz ama şimdi geri çekilme kararı aldı. Birden geriye koştular. Fer Snax'ı öldürdü. İlk round KD takımına gidecek gibi görünüyor. Şu anda bir mucize lazım. Bakalım o mucize gerçekleşecek mi? Taz iki kişi öldürdü. Taz devam ediyor. Taz öldü, plantleniyor. Tek başına kaldı. Karşısında iki oyuncu var. Çıktı. Fakat Steel Neo'yu durduruyor. Evet, ilk round Brezilyalılara gitti.
Evet, paşa sakat aldı arkadaşlar. Virtus Pro oyuna direkt ortak olmaya çalışacak. İkinci yarıda. İkinci harita overpass. Bunu da söyleyelim. Eğer üçüncü haritaya uzarsa nuke olacak. Agreed. Evet, 4 kişi de tek 9 var. Pardon, 3 kişi de tek 9 var. Bayeli'de P250 varmış. Paşa'da scout olduğunu söylemiştik. Evet, yine A tarafında Virtus Pro Paşa'yı tek başına B'ye göndermişler. Paşa orada ortalığı karıştıracak, bombalarını atacak. Scout'la belki bir kişi öldürmeye çalışacak. Başarırsa ne âlâ memleket. Evet, Bolt CT'den bakıyor eve. Beklemeye devam ediyorlar. Evet, ZQ'da da scout var. Hem alt yola hem ortaya bakmaya çalışıyor aynı anda. Neo smoke bekliyor. Snax aynı şekilde konumlandı. Şimdi bombalar geliyor arkadaşlar. Her yeri kapattılar. Plantere smoke geldi. Merdivene, merdivenin yanına her yeri kapatıyorlar. Taz direkt evden aşağı atlıyor. Evin altındaki Feri öldürmeyi başarıyor. Paşa hala B'de. Taz hareketli. Bolt'su da öldürdüler. Ekorant kazanmaya çok yakın. Virtus Pro takımı 3 kişi yaşıyor. KD takımında. Evet, Taz. ZQ'yu öldü. Fallen. Konektörde Snax ZQ'yu düşürdü. Tek başına kalıyor Steel. O da CT'den yaklaşmaya çalışacak. Fakat 3 tane Virtus Pro oyuncusu var karşısında. Şansı çok az. Paşa flash çekmek için biraz zaman kaybetti. Şimdi yukarıdan flash attı. Kör oldu Steel Plant'te. Bayali'yi öldürmeyi başarıyor Steel. Paşa EGS'ini de attı. Steel bu esnada Neo'yu arıyordu ki eve gidip silahını korumuş oldu. Fakat Neo buna izin vermek istemiyor sanırım. Hızlı oynadı. Steel yine de Neo'yu öldürdü. Evet, Virtus Pro direkt tek 9'la round kazanarak KD'yi ikinci yarıda oyundan düşürmeyi başardı. Evet, KD'nin yapacak pek bir şeyi yok. Şu anda full eco yapmak zorundalar. Steel zaten silahını kaçırdı. Snax tepelerde geziyor. Evet, ortaya hızlı çıktılar. Balkonu smoke'la kapattılar. Konektöre ve B2'ye hakim olmaya çalışıyorlar. Balkon zaten garanti altında olduğu için. Steel bu arada konektörün önünde. Taz yaklaşıyor. Sol tarafa bakacak tabii ki. Çok ezber bir yer çünkü. Steel öldürmeyi başardı. Taz hemen arkasından takım arkadaşı Bolt'u da öldürdü. Fallen ZQ ikilisi kaldı. Paşa HG'sini atıyor ki smoke'un içine. Fallen smoke'dan öldürdü. Paşa'yı ZQ tek başına kaldı. Onu da Neo öldürüyor. 14-4 oluyor. Farklı bir skor. Rage haritasında Virtus Pro'nun KD Stars'dan korkmaya ihtiyacı yokmuş. Zaten Mirage Master oldukları için. Aslında KD'nin normal şartlarda T'si çok iyiydi. Daha önceki turnuvalarda. Bu sefer T'de oynayamadılar. Çünkü Virtus Pro'nun CT'deki antileri çok iyi. O yüzden T oynamak zor olabiliyor Virtus'a karşı. Evet, hızlı çıktı Virtus Pro takımı. Tabii ki özgüven de geldi. Skorun da verdiği bir özgüven var. Taz rahat bir şekilde ilerliyor. Bir kişiyi öldürdü. 3 kişi kaldı KD. Snax evde. Bayali devam etti. Bayali öldürdü. ZQ'yu hemen arkasından Fer Bayali'yi öldürüyor. Paşa geldi bu arada. B2'deki Steel'i öldürüyor. Paşa devam etti. Feri de öldürdü. My friend, my friend. Evet, 15-4 beraberlik Virtus Pro için garanti. Bir round daha kazanırlarsa overpass haritasına geçeceğiz. Evet, ortada yine hızlı Virtus Pro takımı. Balkon ve konektörü kapattıktan sonra Snax kontrol ediyor yakında kimse var mı diye. Fallen'da, ZQ'da ve Bolt'ta scout var. Evet, Taz balkon atlamak için hazırlandı. Atlamadı. Sadece bakıyor. Bu arada Paşa yaklaştı.
B2'ye falan zıplayarken beyim B2'ye bakmaya çalışıyor. Şimdi gördü B2'deki paşayı. Tekrar zıpladı. Tekrar çıktı, isabet yok. 2-3 defa şansını denedi. Denemeye de devam ediyor ama hala isabet yok. Paşa da öldüremedi. Kimse birbirine mermi değdiremiyor adeta. Birileri mermi sıksın. Evet, sonunda bayağı Fallen'ı öldürüyor. ZQ öldü. Aynı anda Snax da öldü. Bu arada Virtus Pro hocaların canlarının çok az olduğunu söyleyebiliriz. KD bu roundu kazanabilir. Fakat Neo çok güzel bir headshot attı Bolt'sa. Fer şimdi geldi, Taz'ı öldürdü. Bayel arkadan gelen Steel öldürmeyi başarıyor. Fer tek başına kaldı. İki Virtus Pro oyuncusu karşısında Bayel risk aldı. Paşa son noktayı koyuyor. Mirage haritasında kazanan taraf Virtus Pro oldu. 16-4 skorla biraz sonra Overpass'e devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın.